kar yağmış. Başladın mı? Başladım. Söyle şimdi söyle. Söyle kız. Dağları yılanlar basmış. Selamun aleyküm. Semoş acıkmış. Semoş çok yoruldu. Şimdi girdim içeri. Ay. Şimdi acıktık, ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Dal mal yiyeceğiz işte. Dal turşusu yiyeceğiz. Oo. Allah sizi inandırsın. Sevim'e video çektik. Sevim videoda gördüğünüz kadar çalıştı. Gerisini de bıraktı. Daha elini hiçbir şeye sürmedi. Bilginiz olsun. Kulağını çekin. Gelip evde bulaşıkları yıkadım. Toparladım yine. Çayı demledim. Ben dışarıdan bahsettim. Şimdi girdim içeri. Ay üşüdüm kız, dondum. Memur gibi dikildi kafamla. Şikayetim var. Şikayetçiyim. Bu iş böyle olmaz. Hakim bak, bey. Bak Sevim dağ başındayız, ona göre ha. Oo, ormana mı götürürsün beni? Evet, 50 milyon da para veririm. Ama tahtalarımız hazır. Birisi öyle demiş de, adam halbuki onu başka niyetle götürüyormuş. Ne kadar iyi insanlar var demiş. Beni kestirmeden orman yolundan götürüyor demiş. 50 milyon da para verdi demiş. Tereyağımızı ver. Oh, görselliğe bak be. Güzelliğe bak şu tereyağının. Oo. Aziz Allah, akşam ezanı okunuyor. Şimdi bunu yedikten sonra diğer eve geçeceğiz Sevim'le beraber. Semih'im aradı, anne ne zaman geliyorsun diye. Ver. Poşetini de geçir. Tamam bir tane. Geçiriyorum ya. Tamam. Turşumu yıkadım. Doğramayacaksın herhalde onu, değil mi? Doğramış zaten. Ay. Ay 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 ay. Bir o ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Şeytan ama dürtüyor. Dalıp da hata mı daha yaparız. Oy. İnsanoğlu içindir hatalar. Ama onlar biliyor benim sarhoş herhalde, gezdiğimi. Herhalde. Sarhoş gezdiğimi. He? O nereden çıktı be? Ay, bunun kulakları da gerçekten duymuyor. Gözleri görmüyor. Ne bugün bir şey söyledik Osel diye. Diyor ki otel mi diyor. Vallahi öyle anladım. Osel de otel çok... Neler anlıyor bir bilseniz. Allah'ım yarabbim. Bunun altını açabilirsin. Ben kısmıştım. Tersinden. Kimin altını? Tüpün altını. Tüpün altını ne açayım? Tüp orada duruyor. Tavanın altını mı demek? Aynen, istedim? Aynen. Ha, açtım başka. Şey, aygazın üstüne mi şey alsak? Evet, tavanın üzerine koysak iyi olur. Ha, ben alayımdır orada. Al, ben karıştır. Sonra salçamı da verirsen çok sevinirim. Tamam. Yavaş. Bazıları salça koymuyor değil mi? Biz koyacağız. Hı. İsteyen bazen ben de koymam. Ay soğanla da hani tırnak gibi oldu, inanmayacağım. Ay tırnak keseriz ya, uzun tırnakları. Hı. Baksana. Şeydi ya. Dur dur. Çok koyma o zaman, az koy. Dermiş. Sen salçalı sevmiyor musun? Ya çok salçalı sevmiyorum. Yavrum sen duymadın mı? Yemeğin salçalısı kadının saçlısı diye. Ha, saçlısı olacak. Tabii. Aha. Öyle. Acıkır gibi oldum biraz. Acıkır gibi olmadık, acıktık canım. Değil mi?
kaç saattir dışarıdayız yani. Bayağı bir dağılmış dedir ab. Evet. Topladım. Yanda hepsi bitti değil mi onların? Sobadakiler evet. Evet yandı. Üşüdüm ben de onun için diyorum. Bir daha atmam lazım. Tutmaz çünkü. Anladım. Ağzı kesilmiş çuvallar vardı da. Birine çuval ağzı açtırdı mı yemlerin ipinden sökmüyorlar. Bıçakla kesmiş gitmiş. Öyle çuval kesilir mi? Kesilmez. Sonra lazım olacak onlara yine. Neye lazım olacak ki? Hep gelecek yemle çuval. Yeni geliyor da çuvallar ama çok kıymetli, çok lazım oluyor. Ben belki sizin çöp gördüğünüz bir şey bana burada çok çok lazım oluyor. Değil mi? Ahırın camı yoktu biliyorsunuz. Ona cam açtırdım. Bayağı çalışmalar yaptım yani. Evet gel canım gel. Oo bunda kesilecekler var. Dur. Çünkü ben bu turşuyu şey yapmıştım. Çok aracele yapmıştım. Nereye gitmiştim ben o zaman ya? Özlemime gitmiştim. Özlemime gidince ya o fasulye mi? Doğramaya fırsatım olmamıştı. Bu mu? Hı. Bu fasulye. Sen anlamıyor musun fasulyeyi şeyi? Ne fasulyesi? Ben şey birlikte yaptığımız değil mi o? Yok. Birlikte senin turşu mu yaptık biz? Şey yaptık ya kız. Neydi ne? O? Adım. Aşkım fasulye bu görmüyor musun? Hayır değil o şey işte. Ha ismini de söyleyemiyorum bir türlü. Kandirik bacağı. Hayır. Yemedi. Kandirik bacağı. Aa kız yanıyor da söylemiyorsun ya. Allah. Dur. Çok yanmadı be. Yandı baksana. Yanan ne? Yanan baca yanıyor senin. Allah Allah. Soğanı mı yandı? Yandı gerçekten. Bak bakalım. Seni kandıracağım diye işte ava giden avlanırmış. Diyorsun. Aynen öyle. Dedin bile. Hava beni ciddi anlamda avladı yani. Doğru doğru sen kızına gitmiştin hemen acele. Aynen bildim beni. Bol tuz da at. Ya, tuzlu. Turşuya tuz atılmaz canım. O zaman şeker at. Tamam yiyeceksen bütün ekini atarız. Sadece bir çeşidimiz var. Ay bu kaç gün senin elini oyaladı. Ya ama çoktu yani havacım sağ olsun. Doldurmuş. Ay. Taze ekmeğimiz de var. Burada ekmek bulmak zor. Aynen. Burası çünkü köy. Dağ başı çünkü. Ben şu bardağı çok severim. En sevdiğim bardak tipi. Ve severek çay içtiğim bardak. Mesela bunu sevmem. Ama içiyorum tabii. En çok ondan var. Evet. İstemediğim için. Bunu da çok severim. O zaman sen kendine bardak al. Bu da çok güzel fakat çok küçük. Keyif çayı içiyorum bazen bunda. Bize büyük. Aynen. Ustamız da burada. Bu da rahmetli anneciğimin bardağı gerçekten. Ay, hatırlıyorum ben o bardakların evet. Zamanını. Değil mi? Çay bardağıydı benim çocukluğumda. Evet. Bu da çocukluğumuzda çay içtiğimiz bardaklar işte. Ya.
tamam mı? Metin abi şeker kullanmıyor. Kullanmıyor. Biz ben kullanıyorum şekeri. Abi. Çatal koyalım. Fasulye açayım mı? Olur abi. He. Bir atıştırmalık yapsak yeter ya. Aynen öyle. Sonra zaten çıkacağız. Evde yeriz. Aynen. Ay. Ekmekler? Ekmekler bu fırından mı? Bizim mahallene geldi. Al canım. Atın fırın mı? Yok, bir tepsi var. Evet. Ya hala yanıyor. Sırtım ağrıyor. Ara yanıyor. Videomun sonunda bir video izleyeceksiniz. Kardeşim rica etti benden. Onunla tanışma şeklimiz farklı aslında. Onun bir takipçisi bana ulaşmıştı. Ben bilmiyordum kendisini. Bir olaydan dolayı işte görüşmemi rica etti. Ben de tabii ki olur demiştim ve aramıştım kendisini. Çok da şaşırmıştı ben arayınca. Ay abla dedi, herkese kimleri aradım da dedi hiç dönüş yapmadı falan dedi. Neyse öyle işte. Böyle tanışmak nasip oldu. O da işte ricasını göreceksiniz zaten. Ben sizleri öpüyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bana ısrarla ne yapmaya çalıştığını bilmediğim, amacı ne anlamadığım kişileri en kısa zamanda Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın diyorum. Rabbimin acelesi de yok, sopası da yok. Çok iyi biliyorum ama sanmasın ki uyanık kendisi. Böyle ben sizleri öpüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kardeşimizle sizi baş başa bırakıyorum. Merhaba canlar. Ben Lale Gümüş. İki Paşa Bir Prens Köyde kanalının sahibiyim. Köyde günlük vlog çekiyorum. İki bebeğim diyeyim. Çünkü biri daha 3 yaşında, diğeri 4 yaşında. Buçukları var tabii ki. 3,5-4,5 yaşlarında. 15 ay var aralarında. Eşim ve kaynatamla yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyordum. 7 sene İstanbul'da kaldım. Ondan sonra buraya geldim. İlk gelin geldiğim, hani gittiğim yer İstanbul. İstanbul'dan buraya taşındık. Bazı problemlerden dolayı. Ondan sonra buraya geldim. Zaten İstanbul'da YouTube çekmeye başlamıştım. Buraya da geldim. Devam ettiriyorum. Bir senedir köydeyiz. İnek aldık. İşte traktör aldık. Tarla tapan işleriyle uğraşıyoruz. Videolarım belirli bir seviyede izleniyor. Bayağı artık düşüşe geçti. İlk başlarda güzel izleniyordu. Ondan sonra düşüşe geçti. Ve buraya geldik geleli. Hani ben YouTube çekiyorum ama oraya güvenmedim. Oradan borcumuz olaraktan geldik zaten. Burada da bir şeyler alınca borca harca girdik. Bayağı bir şey oldu. Hem tarla tapan, köy işlerini bir şeyleri yaparak bir işler yapmaya çabalıyoruz. Hem de YouTube çekip gelirime katkıda bulunmak istiyorum. Ben ev işini, ahırı, bacayı, şunu bunu yapıyorum. Eşim de sağ olsun tarla tapan işlerini yapıyor. Semih ablama yazdım. Dedim böyle. İlkin Semih abla yazdı. Böyle Semih abla yazdı. Ben şaşırdım. Dedim Allah Allah, bu kadın... Diyorum, düşünüyorum, sonra unutmuşum, hani izliyordum kanalını ama ben ne bileyim yani, böyle ismini fazla akılda tutan bir insan değilim isim ise. Yazdı, kanalın linkini attı, bir baktım bu Semih abla. Aa dedim, yani izlediğim kanal bana yazmış, bir heyecanlandım, böyle bir bana bir şey düştü, konuşamıyorum heyecandan falan. Allah Allah dedim, böyle diyorum ya, konuşamıyorum edemiyorum, heyecanlandım falan. Diyorum gerçekten mi, hani bakıyorum WhatsApp fotoğrafına falan, oraya bakıyorum, gerçekten Allah'ım diyorum, hani 80-90 bin abonesi olan bir kanal bana yazmış, bu benim için çok büyük bir şey, gerçekten o kadar büyük bir şey ki çok kanala yazdım, daha az, hatta benim abonemden az sayıdaki insanlara çok yazdım, kimse bana dönüş yapmadı, destek olmadı. Semih ablaya yazdım, bir iki konuştuktan sonra
bir hafta sonra falan. Dedim böyle böyle abla desteğe ihtiyacım var, böyle bir durumum var. Ayrıyeten özel bir durumumuz var. Onun için yazdım. Allah razı olsun, hiçbir beklentisi olmadan tamam dedi. Ben de şaştım kaldım. Yani beklemiyordum açıkçası. Diğer kanallar gibi o da beni reddedecek. Hani cevap dahi vermeyecek diye beklerken. Tabii dedi, sıkıntı yok, paylaşırım. Allah razı olsun buradan. Kanalıma destek olsanız çok mutlu olurum. Gerçekten Semih ablamın güzel takipçileri. İki Paşa Bir Prens Köy'de kanalı. Abone olup destek olmanızı çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Desteğe ihtiyacım var. Şimdiden Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun.